Şimdi mi söylenir? Bunca zaman neden sakladın? Bir gün ansızın gitti. Sonra yine ansızın döndü. Nalan bir şey söyle. Bir şey söyle. Ona emanet edecek kimsem yok. 3 ayı kaldı. Askerden dönecek. Sonra tek başına ne yapacak? Neden daha önce söylemedin? Neden? Yakın zamanda öleceğimi öğrenmesem yine gelmezdim. Ailemi dağıtmak istemezdim. Benden oğlumu saklayacaktım, öyle mi? Ne yapsaydım? Senin 4 tane çocuğun var. Hepsini sana düşman mı etseydim? Nasıl saklarsın benden? Ne hakla? Bu kadar yıl. Geldiğinden beri de bu kadar zaman oldu. Peki. Onun haberi var mı? Beni biliyor mu? Askerliği bitince buraya geleceğim. Toparlan artık. Sen bu kadar üzülmek için gelmedin mi olaya? Belki de etem çocuğu kabul etmeyecek Hanife Hanım. Ne dese haklı. O zaman benim oğlum ne olacak? Ne biçim lafı? Etem sokakta bırakmaz çocuğu. Hiç tanımadın mı onu? Ona biraz zaman. Kabullenmesi kolay değil kızım. Ben ne yaptıysam etimi korumak için yaptım Hanife Hanım. Tek başıma büyüttüm ben oğlumu. Sırf onun ailesi dağılmasın diye. Kötülüğünü istemedim ki. Aman evladım, toparla kendini. Bir su getiriverem sana. Yoruldum ben. Hadi odamıza dönelim aşkım. Yok öyle hemen pes etmek. Bu sargıya alışman lazım hayatım. Hadi bir gayret. Ya sen işkenceci misin benim başıma ya? Bırak beni. Ya bırakırsam düşersin şaşkın. Bana mecbursun. Hep bu anı kolluyordun değil mi? Eline düşmemi bekledin. Ya ne demezsin. Dünyalar benim oldu. Yürü hadi yürü. Beni lafa tutup tembellik ediyorsun. Hadi. Diyorum efendim. Bu apar topar gidişin hiç olmadı ama Neşe. Sorun neyse keşke bize anlatsaydı. Belki elimizden bir şey gelirdi. İnanın halledilebilecek bir şey olsaydı söylerdim efendim. Hakkınızı helal edin. Helal olsun kızım. İnşallah her şey istediğin gibi gider. Teşekkür ederim.
Benim için yaptığın her şey için teşekkür ederim Şükran abla. Keşke ben de teşekkür edebilseydim. Güle güle Neşe. Güle güle Neşe. Hoşça kalın. Ne zaman istersen buraya gelebilirsin. Ayhan haklı. İzmir'e gidiyorum diye bizi boşlama. Uğra arada sıra. Mehmet, Neşe'yi garaja kadar götür. Yalnız gitmesin onca yolu. Hemen Rüksan Hanım. Güle güle yavrum. İyi yolculuklar. Çok teşekkür ederim. Hadi. Ne olmuş? Niye bu kadar ters davrandın kızım? Misafirin o senin kızın. Neden davranmayayım anne? Baksana bizim sözümüzü çiğneyip kafasına göre davranıyor. Biz Saadet Hanımlara ne diyeceğiz şimdi? Orası öyle ama... yine de insanları çok çabuk silmiyor musun? Ben hak edeni silerim anne. Hoş geldiniz Gerim Bey. Sağ ol Mehmet. Gir bakalım mızıkçı. Bugünlük bu kadar yetsin madem. Yoksa tutum susacağın ben. Yok senin. Ben mızıkçı değilim. Sen işkencecisin. Teveccühünüz küçük hanım. Ben kaçtım Pınar. Nöbet sende. Baş üstüne patron. Ha. Biraz da senin başının etini yesin. Benim limitim doldu çünkü. Gıcık! Defol! Ya! Ya tamam git. Canım. Pislik. Ne güzel ya. Ne güzel. Siz, sonra Mula. Sıcacık, sakin. İnsanın buraya yerleşisi geliyor vallahi. Hele İstanbul'dan sonra cennet gibi burası. Keşke gitmek zorunda kalmasam. Belki gitmek zorunda kalmazsın. Dur bakalım. Nasıl olacak o? Bekle biraz. Şükran, ne yapıyorsun? Bir şey ister misin? Ben biraz dışarıya çıkacağım Şükran. Almamı istediğin bir şey varsa getireyim. Şükran. Bak, konuşmamız lazım. Böyle olmaz. Bir karara varmamız lazım. Ne düşündüğünü bilmek istiyorum. Daha doğrusu bilmeye ihtiyacım var. Şükran bir şey söyle ne olur. Şükran bir şey söylemeyecek misin? Bu böyle olmayacak Hasan. Kafamıza göre bir ev bulamayacağız anlaşılan. Kafamıza uyan da kesemize uymayacak bu gidişle. Dur hanım, karamsarlığa kapılma hemen. Bu acele ne? Daha aramaya yeni başladık. Olmadı ben İstanbul'dan döndükten sonra buluruz bir ev. Haklısın ama bir an önce işte bu bizim evimizdir deyip kafamızı sokalım istedim. Böyle belirsiz açıkta kalmak istemiyorum. Yani ilk günden başladım mızıkçılığa. Bu işler aceleye gelmez ha. Kolay mı öyle şıp diye bulmak yaşayacağın yeri? Sabır. Biraz sabır. Hadi gel şurada biraz dinlenelim. Hadi. Gel. Hadi. Nuriyem. Boynum çok acıyor biliyor musun? Az ovu versen mi acep? Benim seninle konuşup zayi edecek lafım yok Aleksan. Hiç uğraşma. Sabahtan beri kafamı şişirdiğin yeter ya. Düş yakamdan ya. Düş yakamdan. Lan oğlum bu Nuriye'yi yumuşatacağız derken Ece bu köftelik bulgura döneceğiz lan Ece. Şu halimize bak be. Ne plan yapsak ters dönüyor. Şu kafaya bak Aleksan abi. Şu kafaya bir bak. Bu kafadaki fikirle biter mi? He?
Sen merak etme. Biz daha asıl kozumuzu oynamadık gari. Neymiş lan asıl kozumuz? Ne yapacağım? Bu sefer de trenin altına mı yatacağım? Oh. Az ciddi ol. Az ciddi ol da dinle beni Alişan abi. Akyaka'da bir hoca var. Öyle kuvvetli bir üfürü var. Öyle kuvvetli bir üfürü var ki Allah seni inandırsın. Kısır adama 8 çocuk yaptırıyor. 5 ikiz. Lan bizim öyle kusurundan şeyle işimiz yok Allah'a şükür. Yahu lafın gelişi diyorum. Şimdi bu hoca sana bir muska yazar. Vallahi ertesi gün barışıversiniz Nuriye yengeyle. Hatta eskisinden iyi olursunuz Allah canım alsın. Yok yok. Bana eski halimiz bile yeter. Tamam o zaman. Ben yarına bir randevu alırım. Ne randevusu lan? Tarım Bakanı mı lan herif? Altı üstü bir üfürükçü. Sus git. Vallahi böyle dediğin kulağına bir giderse Alişan abi. Seni bir ucubeye çevirir. Öyle bir ucubeye çevirir ki. Allah onun gazabından korusun. Değil mi ya? İyi ya madem. Arayıp randevu alalım he? Ver, ver, ver. Vildan, bence anneme haksızlık etmişsin. O kadar kırıcı konuşmana gerek yoktu ki. O ne de olsa anne. Hiç senin kötülüğünü, üzülmeni ister mi? Annemle o tonda konuşmak benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun abla? Ama bana başka seçenek bırakmadı. Bu kadar baskıcı olmak zorunda değiller. Senin baskı olarak gördüğün şey, onların küçük çocuklarını tehlikelerden korumaya çalışmaları. Bunu anlamaya çalış ha. Neden abla? Neden hep ben anlamaya çalışıyorum? Onlar beni neden anlamaya çalışmıyorlar? Neden benim sevgime saygı göstermiyorlar? Peki, Zafer'le evlenmene izin vermezlerse ne olacak? O zaman beni kaybederler abla. Hem de sonsuza kadar. Fransa'ya gönderdiğimiz ürünlerden bir parti daha hazırlayalım diyorum. Adamlar çok memnun. Hem ayrıca yeni siparişe hazırlıksız yakalanmayalım. Sen ne dersin? Baba? Efendim oğlum. Duymadın mı? Dalmışım oğlum. Ne dedin İmirhan? Neyse. Sonra konuşuruz. Baba, bir şeyin yok ya. Yok yok. Siz devam edin. Halsizim biraz. Gidip uzanacağım ben. Anne, sen biliyor musun ne olduğunu? Hiçbir fikrim yok. Halsizim dedi ya. Üstüne varmayın, yorulmuştur. Baba. Efendim. Konuşmak istediğim bir şey varsa konuşabiliriz. Yok. Ne olacak ki? Baba. Seni iyi görmüyorum. Kalbinden falan şikayetin var mı? İyiyim ben. Halsizim sadece dedim ya. İstersen doktora gidelim ha? Doktorluk durumum yok ya ama üsteledin. Yani ne bileyim merak ettim sadece. Merak etme. Benim yaşıma geldiğinde anlayacaksın. Bazen sadece hayatın kendisi bile aha geliyor insana. Vildan'a da söyle. Zafer'i çok istiyorsa peki. Gelsin istesin Zafer. Kızı kaybetmenin alemi yok.
Can, neredesin? Yolculuğa hazırlandınız mı? Hı hı, hazırız. İyi, yarından sonra göndermeyi planlıyorum sizi. Sen de kızı halasının yanına yerleştirir dönersin. Öyle yapacağım İbrahim. Sonra doğuma yakın gidip yerleşeceğim ben de. Tamam canım. Bugün bütün gün babanla ev baktık kızım. Ayaklarımıza kara sular indi. Uygun bir şey bulabildiniz mi bari? Nerede kızım? Burada bile ateş pahası evler. Hı hı. Biz görmeyeli çok gelişmiş buralar. Bana kalırsa boşuna ev arıyorsunuz zaten anne. Bence İstanbul'daki düzeninizi bozup buraya taşınmanıza hiç gerek yok. Ne demek gerek yok kızım? Taşınmayalım da seni haydutun uğursuzun eline mi bırakalım? Bu gördüklerimizden sonra senden ayrı rahat bir uyku uyuyamayız biz. Ay abartıyorsunuz. Binde bir olacak bir şeydi benim başıma gelen. Reyhan sen neden taş koymaya çalışıyorsun bu işe? Şengül teyzemler burada olursa ben de sık sık gelirim buraya işte. Ne güzel, sus otursan. Ama tabii düzenlerini bozmaları da anlamsız bu saatten sonra. Ona biz karar verdik, bitti. Konu kapandı. Vildan, gitmeden önce bir konuşalım. Efendim Emirhan. Babamla senin konuyu uzun uzun düşündük Vildan. Zafer'le yaptığımız konuşmayı tarttık kendi aramızda. Sonuç? Sonuç, seni Zafer'e vermeye karar verdik. Gerçekten mi? Gerçekten. Teşekkür ederim. Beni ne kadar mutlu ettiğinizi bilsen. Sağ ol. Bu haberi hemen Zafer'e vermem lazım. Canım. Aşkım. Efendim hayatım. Beni istemeye gelebilirsin. Bizimkiler evet dedi. Ne? Evet dedi vallahi. Çok sevindim bir tanem. Hiç beklemeye niyetim yok. Yarın geliyorum. Tamam canım. Ne demek oluyor bu Emirhan? Bu evde karar alınırken benim fikrim sorulmuyor mu artık? Hem de böyle bir konuda. Anne, kararı biz vermedik. Vildan vermiş. Hem onunla inatlaşmak bizi onu kaybettirmekten başka bir şey kazandırmaz. Bu nasıl çifte standart ya? Bu evin içindeki bazı çocuklar istediklerini yapabiliyor, bazıları ise sadece verilen emirlere uymak zorunda. Bu mu sizin aile anlayışınız? Böyle konuşacağına Vildan için mutlu olmaya çalışabilirsin. Abla, işleri zorlaştırma istersen. Bu evde işleri ne Şükran zorlaştırıyor ne de ben. Ben olduğum sürece Vildan'ın o adamla evlenmesine izin vermeyeceğim. Baban eğer bu evlilik konusunda ısrar ederse kendi bilir. Ne olacak ısrar ederse anne? O adamı damat diye evime almam. Vildan gider kendine bir ev bulur taşınır. Yok hayır. Ethem ısrar ederse ben giderim. Bunu babana ilet Emirhan. Seni biliyor. Ailen dağılmasın diye söylemedim. Adı Okan. Senin oğlun. Ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Oo, hepiniz burada mısınız? Hasret gideriyoruz işte, ne yapalım? Hasan baba, sen nasılsın? İyiyim evladım.
Artık biz de gidip yatalım artık. İyi geceler. İyi geceler. Rahatsız olmasaydınız Şengül anne. Saat kaç oldu ancak? Hadi iyi uykular. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler o zaman. Buyurun. Sağ ol kızım. Sana da sevineceğim bir haberim var Heyan. Ne o, ne o? Zafer'e evet dedik. Yaşasın, biliyordum. Bildan uçmuştur sevinçten ha. Hem de nasıl. Gel, gel buraya, öpeceğim seni, gel. Benim sağduyulu kocam, teşekkür ederim. Yani böyle muamele göreceğimizi bilseydik daha önce verirdik kızı. Pislik. Emirhan, beni bir kere daha sevindirmek ister misin? Hangi konuda olduğuna bağlı. Pınar. Niye? Zafer onu da mı istiyor? Ya dalga geçme ya. Ya Neşe gittiğine göre yeni birine ihtiyacımız var değil mi? Pınar'dan da iyisini bulamazsınız ya. Ha? Ne dersin? Vallahi bence de çok iyi olur. Aslında ben de sana bunu soracaktım. Bizimle çalışmaz mı diye. Sen yarın teklif edersin ha? Ben söylemiş olmayayım şimdi. Şükran. İstersen ben ayrı yatabilirim. Rahatsız olmak istemezsen yani. Şükran, bana bir şey söyle. Ne olur öyle durma. Beni her an vicdan azabından biraz daha fazla öldürüyorsun Şükran. Bir şey söyle bak. Bağır, küfret, hakaret et ama bir şey söyle. Yeter artık Şükran. Ortak hesaptan çektiğin parayı bir an önce hesaba yatır. Artık o parayı Neşe'yle kaçmak için ayırdığını biliyorum. Bunun dışında artık benim için yoksun. Ne istersen yapabilirsin. Bizimkilere bir şey belli etme yeter. Alo Hayri. Benim Rüksan. Merak ettim seni, nasılsın? Ben de iyiyim. Peki daha dönmeyecek misin? Seni bekliyorum merakla. Yarın dönüyorum Rüksan. Kızımla son günümüzü baş başa geçiriyoruz. Pek doyamadık birbirimize ama evli evine, köylü köyüne. Yarın mı? Çok sevindim. Peki kızım hakkında bilgi, fotoğraf. Getiriyorum. Muğla'ya gelir gelmez sana uğrayıp her şeyi anlatacağım. Çok teşekkür ederim Hayri. Ben artık bu gece sevinçten uyuyamam. Canım arkadaşım. Çok, çok sağ ol. Bekliyorum. Kızına da selamlar. Görüşmek üzere. Sağ ol. Öptüm canım. Anne, bilmeni istiyorum ki her şeye rağmen senin onayını alarak evlenmek benim için çok önemli. Lütfen inadından vazgeç. İnan ben hiç olmadığım kadar mutluyum. Senin için asıl olan da bu değil mi zaten? Benim için de kararıma saygı duyman çok önemliydi Vildan. Ama sen anneni çiğnemeyi seçtin. Bu evlilik için asla onayımı alamayacaksın. Bir daha bu meseleyle gelme bana. Otur bakalım Vildan Hanım. Biraz konuşalım baba kız. Tabii baba, konuşalım. Nasıl hissediyorsun bakalım kendini? Çok mutluyum baba. Ve biliyorum ki bu mutluluğumu sana borçluyum. Bak kızım. Zaman zaman bize kızdığını biliyorum.
Ama inan ki bu dünyada kimse senin mutluluğunu bizim kadar isteyemez. Sağ ol baba. Artık biliyorum bunu. Aile önemlidir Bilda. Bunu hiç aklından çıkarma. Ne zaman ayağın sürse, düşecek gibi olsan ailen oradadır. Unutma. Senin güçlü bir ailen var. Asla kimseye karşı kendini ezdirme. E mi kızım? Ezdirmem baba. Ben kimin kızıyım? Bu arada Zafer akşama gelecek baba. İstemek için. Senin için de uygunsa tabii. Hı-hı. Hiç zaman kaybetmiyorsunuz ha? Yaş 28 oldu. Uygun uygun. Gelsin bakalım. Babacığım, sen biraz dalgın görünüyorsun. Her şey yolunda mı? Hı? Ha, o kadarını mazur görürdü. Ne de olsa küçük kızım yakında yuvadan uçacak. Değil mi? Hı? Canım kızım. Pınar duyunca ne yapacak? Sabırsızlıktan ölüyorum. Bak şimdi öğreneceksin işte. Gel. Çifte kumruları rahatsız ediyorum ama benimle konuşmak istemiştin Emirhan. Yok canım, ne rahatsızlığı? Gel otur şöyle. Konu nedir? Bilmem. Aslında bir teklif. Teklif mi? Ne teklifi? İş teklifi Pınar. Neşe'nin ayrılmasının ardından şirkette birine ihtiyacımız olacak. Biz de babamla düşündük ki eğer istersen... Evet, evet, evet. Kabul ediyorum. Oo, böyle elemana vallahi can kurban. Yaşasın ya. Nasıl bunu umut ediyordum? Bir bilsen Emirhan. Yeni işiniz hayırlı olsun Pınar Hanım. Demek sizi daha sık göreceğiz buralarda he? Bu işin altında yine sen varsın ama ben gene de çok kurcalamayayım. Bence de. O zaman ben de Hasan amcayla İstanbul'a giderim. Toparlanırım. Bizimkilerle konuşurum. 2 güne kadar da dönerim. Uygun mudur? Uygun uygun. O kadar sıkıştırma kendini. Şirket kaçmıyor. Şirket kaçmıyor ama ben kaçtım bile. Hazırlanmam lazım. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Oh! Ne oldu şimdi? Sevdim. Canım. Teşekkür ederim. Hı? Teşekkür ederim. İnanamıyorum anne. Babam göz göre göre o kart adama verecek Vildan'ı. Dur bakalım. Gün doğmadan neler doğar. Bu evlilik olmayacak Şükran. İçimde çok büyük bir sıkıntı var. Allah hayırlara çıkarsın. Ben o sıkıntının adını da söyleyeyim anne. Reyhan. Hep o Reyhan olacak cadının yüzünden geliyor bunlar başımıza. O kadar da değil Şükran. Kızın bununla ne ilgisi var? Öyle deme anne. Vildan'ı cesaretlendiren hep o Reyhan cadısı. Geçen gün üçünü bir kafede çay içerken yakalamıştım. Pek eğleniyorlardı. Üçünü mü? Neden bana söylemedin bunu? Ne bileyim anne. İşin buralara kadar varacağını düşünmemiştim. Ama cadı ne yaptı ne etti, adamla kardeşimin arasını yaptı. Hangi taşı kaldırsan altından Reyhan çıkıyor. Bu evin kızı mı gelini mi belli değil. Gider gitmez telefon atasın. Bir de senin için endişelenmiyor. Çocuk muyum ben Şengül? Seninki de laf yani. Ben orasını bilmem artık. Varır varmaz arayın. Sen merak etme Şengül teyzem, ben ararım hemen. Pazartesi de işbaşı yaparım patron. Bakıyorum patron falan. Sen çabuk alıştın bu işe. Ne kadar çabuk alışırsam o kadar iyi. Patron. Hadi bakalım. Sağ salim gidin gelin. Hayırlı yolculuklar Hasan baba. Görüşürüz Şengül. İyi yolculuklar kızım. Sağ ol evladım. Ailem sana emanet, ona göre. Gözün arkada kalmasın Hasan baba. Thank you.
Hadi abi, gidelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. 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 Allah! Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. 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 Lan! Mehmet! Geldiğimizden beri yediğimiz tükürükle harran ovası sulanırdı lan! Bu ne ya? Sus Aleksan abi, sus. Duymayacak şimdi. Bana bak siper al, gene geliyor tükürük ya. Duyarsa duysun lan. Bu ne ya? Ne mırıldanıyorsunuz öyle be ey Müslümanlar? Bilmez misiniz ki dua okunurken mırıldanılmaz? Ne mırıldanması? Yok hoca, vallahi mırıldanmıyoruz. Vallahi billahi mırıldanmıyoruz. Biz duaya eşlik ediyoruz sadece. Bu yazdığım muskayı kadının hırkasının içine iliştirin. İki gün üst üste o hırkayı giysin. Yoksa zinhar muska tutmaz. Bu hırkayı iki gün giydiği vakit üçüncü gün göreceksin ki nasıl sana dönecek, hem ne dönmek, ayaklarına kapanacak. İnşallah hoca efendi, inşallah. Allah'ın izniyle. Al bakalım Ali İhsan efendi. Bu arada sormayı unuttum. Eve baktınız mı Şengül anne? Bakıyoruz oğlum ama bizim beklediğimizden pahalı buralar. İzin ver ben görüşeyim Şengül anne. Bana en iyi fiyatı verirler. Ama parasını biz ödeyeceğiz. Başka türlü olmaz. Peki. Madem sen öyle buyurdun, boynumuz kıldan ince. Has evlatmışsın. Allah çocuklarından güldürsün seni. Yavrum. Kalk da ilacını iç yavrum. Hadi. Ethem'e haber vereyim de seni doktora gösteriversin kızım. Yok Elif Hanım. O bana çok kızgın. Çağırma sakın, ne olur. İyiyim ben. Bak ilaçlarımı da içtim ben. Bir iki saate kadar toparlanırım. Gel inat etme Nesli'm he. Dikiver şu muskayı Nur yengenin hırkasının içine, şöyle gorim yiyen birine he. Onu dikmek kolay. O deyus için bir şey yapmak hiç içimden gelmiyor Mehmet'im. Üstelen kaç, artık. Kaç kere dedim Nesli'm ya. Bunu Alikşan abi için değil, Nuriye yenge için yapıyorum. Yuvası dağılmasın diye. Ne yani? Bu yaşta dul damgası mı yesin? Heh, sokaklara mı çıkamaz? O da bu durum için ağlayıp durmaz mı? Doğru diyorsun aslında Mehmet'im ama... Aması maması yok Nesli'm. Uzattın gari. Nuriye yenge için en iyisi. Hadi gülüm benim. Hadi bir tane. Heh. Ey tamam tamam. Hadi ver de diki ver. Ha şöyle. Ya bu muska Nuriye ablaya bir şey yaparsa? Çarpılırsa filan Allah korusun. O zaman ben de Alişan abiye çarparım söz. He? Hadi Nesli, düşünme böyle kötü şeyleri. Hadi. Nesli'm benim. Hadi. He. Dökülürse yolda? Hakime. Ha. Sen salonun girişine kadar al şu gaveleri. İçeri girerken Vildan Hanım'a veriverirsin. Ha. İyi akıl ettin Nuri abla. Evet, anam anam. Tut 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 tut. Maşallah ya. Şuna bak. Durun durun. Gitmeyin. Ne oldu kız? Soğudu kız kahveler. Tuzu. Ha, doğru diyorsun vallahi. Dök 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 dök. Ne tuzu ya? Adettendir Vildan Hanım. Damat adayı tuzlu kahve içer. Eğer hepsini içerse senden gelen her derde razıyım demektir.
sevdim ben bunu. Zafer'in yüzünü görmek istiyorum. Hadi gidelim. Tamam, hadi. Hadi hadi selametle. Deli kızlar. Hiç işiniz gücünüz yok. Sağ ol kızım, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Babacığım kahveniz. Canım. Kahvelerimizi de içtik. O zaman gelelim sebebi ziyaretimize. Efendim, bize Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin kavliyle kızınız Vildan'ı, oğlumuz Zafer'e istiyoruz. Gençler birbirini görmüş, beğenmiş. Ne genç ama. Bizlere de bu işe olur demekten başka bir yol kalmamış. Allah uzun ve sağlıklı bir ömür versin inşallah. İkisi de mutlu olsunlar. Zafer, öp bakalım babanın elini. Bundan sonra kızım sana emanet. Nişanı da 2 ay sonra yaparız. Uygun mu sana da? Uygun Ethem Bey. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tebrikler kızım. Öpeyim babacığım. Teşekkür ederim. Tebrikler. Tebrikler. Teşekkürler Emirhan. Tebrikler. Teşekkürler. Tebrik ederim. Kusura bakmayın. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Affedersiniz. Aa! Nuriye'm! Bu havada böyle yeleksiz durulur mu hiç? Üstüne hasta olursun maazallah. Giy şunu bakayım, giy. Ne hele bu bahar havasında Aliksan? Delendin mi sen? Bahar havası çarpar insan Nuriye yengem. Bu havalarda daha çok dikkat etmek gerek. Değil mi kızlar? Ben bilmem vallahi. Tabii tabii. Dikkat edilse iyi olur. Ya gördün mü? Aklın yolu bir. Getir bakayım kolunu, getir. Hadi. Ya git oradan. Sana mı kaldı benim yeleğimi giydirmek ya? Sen git o Zeycan olacak boy devlesinin yeleğini düşün. Ya Zeycan'ım, Zeycan'ı bırak canım şimdi. Vallahi billahi bırakmam Nuriye'm, hadi. Hadi uzat kolunu. Tövbe tövbe ya. Bir kere deşilmek hadi. Yetmedi buna. Hadi hadi. Ver şunu ver. Ben kendim giyerim. Yakında düzelt.
Bak bugün daha da iyisin. İyiyim anne. Sen de evham yapıp durma artık. Anne. Efendim. Taşınmak konusunda ısrarlı mısınız? Ama alınıyorum artık Reyhan. Sen bizi iyiden iyiye istemiyorsun yanında. Ya o değil de... Anne, açıkçası burada üzülmenizden çok korkuyorum. Size her şeyi açık açık anlatmadım ben. Burada biraz sıkıntılarım var. Ve siz de gelince bu sıkıntıların daha da büyümesinden korkuyorum. Farkında değil miyiz sanıyorsun? Ama... Aması yok. Asıl biz gelince sıkıntın azalacak. Arkanda ailen olacak. Biz burada olduğumuz sürece kimse seni üzemeyecek bir tane. Artık düşünün. Tamam mı? Gel Elif'ciğim, hoş geldin. Şehir dışındaydım, ancak gelebildim Nisa teyze. İzmir'e gidiyormuşsunuz ha? Gidiyoruz kızım. İyi, ben de bir vedalaşayım Hatice ile. Tamam canım, ama banyoda şimdi. Gel otur, o çıkınca sen de yukarı çıkarsın. Ha, bu arada haberleri duydun mu Can'la ilgili? Yo, ne olmuş? İzmir'de gaspçılar Can'ı öldürmüş Nisa teyze. Aa. Gencecik çocuk. Can'ı sevmezdim. Ama böyle olsun da istemezdim. Belki de Allah'ın adaletidir. Elif, sen yine de bunu Hatice'ye söyleme. Söylemem, sen merak etme Nisa teyze. O zaman ben bir yukarı çıkayım. Neyin var senin böyle? Yüzün gözün şişmiş Hatice. Yok bir şeyim. Bana da mı söylemeyeceksin? Biz Can'la kaçacaktık Elif. Ama Can gelmedi. Telefonunu bile açmıyor. Beni yüzüstü bıraktı Elif. Böylece bıraktı. Vedalaşmadı bile. Sana uygun değildi o Hatice. Bence en iyisi bu. Üzme kendini artık. Hadi toparlan. Seni yeni bir hayat bekliyor şimdi. Bebeğin olacak. Onun için toparlanmak zorundasın, tamam mı? İçin söküldü öksürmekten. Yok, bu böyle olmayacak. Alo? Ethem, benim yav. Hanife Hanım. Efendim Hanife Hanım. Nalan fenalaştı Ethem'im. Tamam, hemen doktor alıp geliyorum. Tamam. Ah canım ya. Oo, bu ne hız böyle? Çok güzel. Kolay gelsin. Sağ olun. Bakayım neler yapmışsın. Aferin sana. Ellerine sağlık. Gittikçe ilerliyorsun. Ceren, bu arada bu kışlıkları çıkarmanın zamanı gelmedi mi yavrum? Bak ne güzel bahar havası var dışarıda. Ha? Ben böyle iyiyim Zeynep abla. Hem daha o kadar ısınmadı havalar. Yaz olsun tişörtlerimi çıkarayım. Anladım canım. Sen benim kusuruma bakma.
sen nasıl rahat edeceksin? Melek, benim biraz işim var. Eve kadar gidiyorum. İçeridekilerle sen ilgilen, olur mu? Tabii Zinet Hanım. Sağ ol. Bir şey söylemedim Nisa teyze. O da haberleri falan izlememiş zaten. Can'ın öldürüldüğünü bilmiyor. En güzeli bu Elif'ciğim. Hiç bilmemesinde fayda var. Evet. Haklısınız Nisa teyze. Durumu nasıl doktor hanım? Üzgünüm. Ama artık yapacak pek bir şey kalmadı Ethem Bey. Bunlar son zamanları. Bilinci yarı yarıya kapalı. Bundan sonra her an kaybedebiliriz. Mümkün olduğunca rahat ettirmeye bakın. Çok üzgünüm. Teşekkür ederim doktor hanım. Keşke yapabilecek bir şeyimiz olsa. Konuş benimle. Nala, beni duydunuz. Dün geldi. Buradaydı. Kapının önünde. Sana kızgın değilim. Beni düşündüğünü biliyorum. Bunları duy ne olur. Çocuğa sahip çıkacağım. Ona hayat boyu bakacağım. Sana söz veriyorum. Nüfusuma geçireceğim onu. İçin rahat olsun. Babasız değil o. Benim oğlum. Söz. Sen nasıl üstüne titrediysen ona öyle bakacağım. Ama gitme. Ne olur gitme. Diren. Daha çok erken. Hepimiz. Hepimiz için çok erken. Sonra buraya. Babamın dükkanına geldin işte. Ben işletiyorum.
Benim hikayem bu. Ama sen durgunsun Seda. Ben mi? Yok canım, ne durgunluğu. Çok vaktim yoktu, ondandır. Bak, eğer böyle sık sık benimle görüşmen sorun yaratıyorsa ailene söyle, benim seninle niyetim ciddi. Ciddi mi? Nasıl ciddi? Şöyle ciddi. Seninle Avrupa Birliği kriterlerini konuşmak istiyorum Sedacığım. Böyle sudan muhabbetlere girmeyeyim. Ağır olalım. Ne? Ciddi ne demek sence kırçiçeğim? Ben seninle evlenmek istiyorum. Olmaz. Nasıl olmaz? Şey yani şöyle olmaz. Birbirimizi tanımıyoruz daha. Yavrucuğum, yıldırım nikah yapalım demiyorum ki. Önce nişanlanırız. O arada uzun uzun tanırız birbirimizi. Hem benim yanıma da rahat gelirsin. He? İyi değil mi? Şey bilmem ki. Ne demek bilmem? Bende hoşlanmadığın bir şey mi var yoksa? Hemen söyle. Hemen söyle değiştireyim. Bak ciddi söylüyorum. Hemen değiştiririm. Benim için hiç mevzu değil. Yok. Hoşlanmadığım bir şey yok da. Şimdi benim kuzenimin düğün telaşı var. Hilda'nın. 2 ay sonra da bir nişanı var mesela. E araya giremem ben. Ancak o evlendikten sonra isteyebilirsin beni. Heh, sorunumuz bu olsun bir tane. Bekleriz. Sen ne kadar istersen o kadar bekleriz. Yani hala çocuk yapabilecek durumda olduğumuz süreyi kastediyorum tabii. 50 yıl bekleyip suyunu çıkarmazsın değil mi? Ya tabii. Ceren biraz gelir misin? Ne oldu Zümrüt abla? Bak. Eğer kabul edersen sana bir şeyler vermek istiyorum Ceren'ciğim. Ne vereceksin ki? Bunlar benim kızımın kıyafetleriydi. Ben bunları senin giymeni istiyorum bundan sonra. Ama olmaz. Kabul edemem. Bunlar senin. Neden olmasın Ceren'ciğim? Hem artık bunlar benim değil. Benim kızım yok biliyorsun. Bunların senin olmasında hiçbir sakınca yok değil mi? Hem insanlar sevdiklerine hediye vermezler. Verirler ama. E o zaman. Hadi daha fazla konuşmayalım. Giy de bakalım nasıl duracaklar ha? Gel deneyelim. Ha? Gel canım. Kaybettik onu. Yavrum. Yok yok. Vallahi sen iyice kafaya koydun hasta olmayı Nuriye'm. Ya git be adam, deli misin nesin ya? Vallahi bu yeleği giymeden şuradan şuraya adım atmam bilesin. Ben karımı sokakta bulmadım. Ya havle ve la kuvvete. Ben senin karın değilim bir kere. Boşanıyoruz biz. Daha boşanmadık ya. Benim nikahlı karımsın. Seni koruyup kollamak benim vazifem. Yeni mi aklına geldi kocalık görevlerin Alixen ha? Ay sen de uzun etme de giyiver şunu be abla. Sen yatar kalırsan bizim halimiz ne olur sonra? He? Hadi abla hadi giyiver de Alixen abi de çıksın mutfaktan. Daha fazla kalabalık etmesin. Baksana giymezsen bir yere gitmem diyor. Gitmem. Ha vallahi da billahi de gitmem. Ver şunu ver ver. Boyu devrilesice. Aha. Giydim. Hadi giy şimdi kaybol gözümün önünden. Tamam. Yürü. Thank you.
Alo. Hayriye. Efendim. Geldin mi diye merak ettim. Geldim geldim. Şimdi otobüsten indim. Taksiye bindim, eve gidiyorum. Eşyalarımı bırakayım, rahatlayayım biraz. Yarım saate kadar sende olurum. Tamam Hayriye, bekliyorum. Görüşürüz canım. Ne o kız? Yine asmışsın suratını mahkeme duvarı gibi. Hiç, ne olsun. Ben mutfakta çalışan bir fakirim. Ne derdim ola ki benim? Hadi hadi uzun etme de deyiver hele. Ne derdin var senin? Hayda, ne oldu kız şimdi birdenbire? İşte bir dokun bin ağ işittidikleri durum bu işte. Anlat kız, ne oldu, hadi açılırsın. Ben bir çocukla tanıştım abla. Pek beğendim adamı. O da beni beğendi Allah için. Hem ailesi de bir zengin. Koskoca beyaz eşya dükkanları var. Ana, bunun için ağlar mı hiç insan? Mutlu olur, mutlu. Ama ufak bir mesele var. Neymiş o? Çocuk beni var derdi sanıyor. Ne? Allah seni boyun bozsun devrilsin. Ben çocuğa yalan söyledim Nesli. Konakta mutfakta çalışıyorum demedim. Ben vardarların yeğeniyim dedim. Aferin benim salak kızım. İyi halt ettin. Eyvah eyvah. Daha felası çocuk gelip beni istetmek istiyor. Ne? Ben ne edeceğim şimdi abla ya? Bana bir akıl verin. Ne edeceğim belli benim salak kızım. Paşa paşa gideceğim. Çocuğa da oraları anlatacağım. Evde o zaman Levent benim yüzüme bakmaz ki abla. İş onunla kalıverse eyvallah. Bu iş Ethem Bey'in kulağına gidiverirse aynen seni kapının önüne koyuverir, haberin ola. Anladın mı? Al işte. Kim var orada? Sen ne arıyorsun burada? Hırsız var! Yetişin! Emirhan. Anne. Ben de seni bekliyordum. Hayırdır anne? Bir sorun mu var? Hayriye teyzen gelecekti bir iki saat önce. Gelmedi. Telefonla da ulaşamadım. Endişeleniyorum. Bir gidip bakabilir misin yavrum? Bir yere uğramıştır belki. Öğrenmeden içim rahat etmeyecek. Sen yine de bir baksan. Tamam. Gidip getiririm ben onu. Sağ ol çocuğum. Hayriye teyze. Benim Emirhan. Hayriye teyze. Burada mısın? Hayriye teyze. Hayriye teyze. Ne yaptılar sana? Hayriye teyze. Hayriye teyze. Kızım iki dakika otur. Ben yoruldum. Yürüyemiyorum diye nispet yapıyorsan bil ki bu ayak bir gün iyileşecek. O zaman peşinden kovalayacağım seni. Elimde değil, ne yapayım, yerimde duramıyorum Reyhan. İki ay var. Yaşana kadar koskoca iki ay. Nasıl dayanacağım ben? Sen ne güzel iki haftada evlendin. Ya çok güzeldi.
Düğünde 6 kişiydik hatırlarsan. Olsun, benim gibi 1000 türlü seremoniye katlanman gerekmedi en azından. Of, 2 ay. Sen ne olduğunu anlamadan akıp gidecek zaman, emin ol. Bir bakmışsın ki evlilik yıl dönümünüz gelmiş. Öyle mi diyorsun? Güven bana. Öf, bir an önce bitse şu düğün engamesi. Bitecek. Emirhan, ne oldu? Hayriye abla nerede? Durum nasıl? Beyin travması. Ameliyata aldılar. İyileşecek, göreceksin. Durum nedir doktor bey? Biz elimizden geleni yaptık. Ama ne yazık ki hasta şu an bitkisel hayatta. Bundan sonra sadece bekleyebiliriz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Anne. Anne otur. Sakın ölme Hayri. El Fatiha. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Aklımdasın. Başın sağ olsun. Sağ ol. Fikrimde. Beklediğimiz bir şeydi. Toparlanmaya çalış baba. Unutma, en azından son günlerini sakin geçirdi. Sen sadece bunu yapabilirdin ona. İçimdesin. Yazık oldu Emirhan. Çok yazık oldu. Uyan Hayri. Ne olur uyan. Sırlarınla gidemezsin. Beni yapayalnız bırakamazsın. Bana söz vermiştin. Senden başka kimin var dünyada bu kadar içini bilen? Hadi uyan, ne olur. Ne olur. Gelin, tamam. Gelebilirsiniz Şengül Hanım. Nasıl? Bekliyoruz. Siz nereden tanışıyorsunuz Hayriye ile? Reyhan'ı o doğurtmuştu. Çok eskiden arkadaşım. Emirhan'ın debesiymiş galiba. Evet. Kızları da o doğurttu. Emirhan'ı da. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba İbrahim abi. Hayırlı olsun İbrahim abi. Duydum, pek sevindik. Demek sen de torun sahibi oluyorsun ha? Ne torunu be? Ne diyorsun sen? Kızma İbrahim abi. Ben sadece tebrik edeyim dedim.
Yok öyle bir şey kardeşim. Hep Hüseyin şerefsizinin başının altından çıkıyor bu laflar. Ortaklığı bozunca böyle çamur atmaya başladı. İnanmayın o şerefsize. Sen öyle diyorsan öyledir İbrahim ağa. Böyle. Herkes de bunu böyle bilsin. Onun artık buralarda suyu ısındı. Siz de uzak durun o şerefsizden. Peki İbrahim ağa. Allah Allah. Hangi cehenneme gitti şimdi bu anahtar? Daha demin cebime koyduydum. Anahtarı ne edeceksin abla sen? O adını anmak istemediğim malum insan var ya. Odaya girmesin diye kapıyı kilitliyorum. Ondan da anahtarım hep yanımda. Dün kilitli değildi abla. Sen nereden biliyorsun? Hiç. Öyle seni arıyordum da evde. O zaman baktıydım ben. Unutmuşumdur kilitlemeyi. Vallahi senin işin de zor be abla. Anam. Bu ne ki? Aha vallahi da Mustafa bana büyü yapmışlar kız. Bismillahirrahmanirrahim bana büyü yapmışlar. Bu da başıma gelecekti. Hangi it oğlu it bunu bana yaptı ki? Abla kızcan ama esasen ben biliyorum onun kimi yaptığını. Nesli çabuk konuş bunu bana kim yaptı? Ocağı iki günde dedi. Biz üç gün giydirdik Kırkay. Tabii canım tabii. Sağlamcı olmak lazım. O zaman Nuriye yengenin şu kapıdan çıkıp koşarak ayaklarına kapanması yakındır Alişan abi. Tabii tabii. Eli kulağındadır bence. Ama ben diyorum ki Mehmet. Heh. Nuriye'yi hemen affetmeyeyim. Yani ben... Ben de diyorum ki Alişan abi. Bence suyunu çıkartma. Yoksa ben sana dalacağım. He. Tövbe. Şaka lan şaka. Alişan! Anam işte geliyor. Ey mübarek hocam. Ey nefesi mübarek. Tükürüğü bereketli. Allah'ın sevdiği kulu geldi işte. Buradayım Nuriye'm. Demek oradasın boyu devrilesi deyiyorsun. Gelsene lan buraya gel. Anam. Gel buraya diyorsun deyiyorsun evlat. Bir yeri beş para etmez deyiyorsun. Beni üfürükçülerle mi korkutmaya çalışıyorsun lan? Çekil lan şuradan. Yenge, beni çarptırmaya mı çalışıyorsun sen? Sen beni hocayla mı korkutacaksın ha? Bir dakika. Bundan sonra benim iki metre yanıma yaklaşamayacaksın. Yemekleri de çardakta tek başına yiyeceksin. Nuriye. Defol git defol. Pah. Çekil lan sen de. Allah cezanı vermesin seni be Aksam. Şu yaptı şu düştüğün hale bak ya. Gel lan buraya Allah'ım belası. Gel gel. Köpekler akşam yemeyeceğim lan seni. Gel. Hani lan nefesi kuvvetli hocaydı ha? Nerede lan? Kardeşim nefes benim nefesim. Nefes hocanın nefesi. Onu kovalayacaksın gari. Ulan gel lan buraya gel. Dur gel Ali. Kaçma lan senin. Ey Allah'ım yarabbim ya. Hüseyin. Buraya kadar. Senin artık bu şehirde vaden doldu. Dur bir hemen ne oluyor ya? Sana bir hafta süre Hüseyin. Bir hafta içinde pılını pırtını toparla buradan defol git. Yoksa yemin olsun seni temizlettirir. Leşini de köpeklere verdiririm. Dur bir ama ne oldu ya ben sana ne yaptım ki Allah Allah. Ben söyleyeceğimi söyledim Hüseyin. Unutma bir hafta. Beni tanırsın. Şakam olmadığını da bilirsin. Kolay gelsin hakime. Sağ olun Şükran Hanım. Buyurun. Kime bakmıştınız? Ben Zeynep Hanım'a bakmıştım. Ceren'in babasıyım. Hakime, koş ablamı çağır, misafiri var. Peki Şükran Hanım. İsterseniz şöyle geçelim. Böyleyiz, sağ olun. Hı.
Merhaba, hoş geldiniz. Fazla vaktinizi almayacağım Zinet. Bir sorun yok inşallah. Böyle bisiklet falan. Bakın, benim kızımın ne sizden ne de başkasından gelecek sadakaya ihtiyacı var. Ne sadakası? Ben sadece içimden geldiği için. Ceren anlat. Başınız sağ olsun. Kızınızı kaybetmişsiniz galiba. Abla. Ama Ceren benim kızım. Sizin değil. Bunun ben de farkındayım. Ben yalnızca... Bakın, uzatmanın alemi yok Zinet Hanım. Ben zaten başka nedenlerden tayinimi istemiştim. Ablacığım. Biz iki aya kadar taşınıyoruz burada. Sizden ricam şu Zinet Hanım. Kızımı artık görmeyin. İlginiz ona zarar verir. Abla tamam. İyi günler. Adama bak ya. İyilik de yaramıyor. Abla. Ablacığım ne olur üzme kendini. Bak bebeğimiz de olacak. Teyze olunca sen onunla ilgilenirsin. Olmaz mı? Oğlum ayakta kalma. Oturuver gari. Kahve pişiriverdim sana. Çocukla ne yapacaksın? Hiç düşünebildin mi oğlum? Hiç bilmiyorum ana. Onu görünce ne diyeceğimi, nasıl davranacağımı bile bilmiyorum. Cenazeye neden gelmedi? Bilmem. Belki çıkamamıştır kışlada. Belki cezalıdır. Ama 3 aya kadar gelecek değil mi? Geldiği zaman ayrı ev tutarım. Bizimkiler de eskilerden bir arkadaşın emanetidir. İş veririm. Geçimini sağlarım. Ama onlara gerçeği söyleyemem. Hele Rüksan'a. Onun için yıkım olur ama. Kaldıramaz. Herkesin bir gizli bir sırrı vardır oğlum. Sen tek değilsin bu dünyada. Bunu unutma. Ne demek şimdi bu? Aman sen bana bakma, koca karıyım ben. Konuşuveririm öyle. Sana yiyecek bir şeyler getiriverim oğlum. Ana. Ben gidiyorum. Mezarlığa bir bakacağım. Akşama fırında güveç yaparsın. Bir çorba, pilav, bir de cacık tamam. Tamam Rüksan Hanım. Tatlı da yapıverem mi? Sen bilirsin Doğru'yu. Ben hastaneye Hayriye'nin durumuna bakmaya gideceğim. Oradan da kabristana gidip Zümre'yle biraz dua etmek istiyorum. Allah kabul etsin. Hayriye abla da inşallah bir an önce iyileşir Rüksan Hanım. İnşallah. Hadi ev sana emanet. Tamam Rüksan Hanım. Güle güle. Ey gönül gurla buraya gömülmekte. Ben de onun son arzusunu yerine getirdim. Hepsi bu. Bana neden söylemedin? Ben sandım ki... Bir şey sormadım da ondan yüksel. Sadece saldırdım. Her zaman yaptığım gibi. Otel odalarına gittim.
Kendi başına işlere kaldın. Her zamanki tavırların. Sorsaydın açıklardın, biliyor musun? Ama... Ama sen bildiğini yapmadan duramazsın. Hep aynı. İdareci. Hep her şeyi ben bilirim diye. Evde görüşürüz. Arada ayağınızın iyileşmesine sevindim Reyhan Hanım. Sargınız çıkmış. Sağ olun. Biraz daha çıkarmasalar kendisi çıkaracaktı. Doktorlar korkup da çıkardı. Ne yapayım, çok sıkıldım. Bu arada doktor hanım, biz... kararımızı değiştirdik doktor hanım. Bebeğin cinsiyetini öğrenmek istiyoruz. Emin misiniz? Evet. O halde benden günah gitti. Bebeğiniz sağlıklı bir erkek. Tebrik ederim. Erkek mi? Sağ olun. Tebrikler. Aşkım, erkek aşkım. Erkek. 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 Oğlum olacak. Oğlum olacak. Aşkım. Aşkım. Benim oğlum olacak. Ya indir beni. Ya rezil oluyoruz. Ya değil misin sen ya? Sen benim oğlumu doğuracaksın. Hiçbir yere indirme. Ya saçmalama Emirhan. Kızıyorum ama ha. Ya kızımız olsaydı ne yapacaktın? Dövecek miydin beni? Yok canım. Ama Allah biliyor ya. Bu kadar sevinmezdim. Al işte. Bunu sen istedin. Reyhan, istediğin kadar uğraş. Benim oğlum olacak. Erkek babası oluyorum ya. Sen ne diyorsun? Ay. Aç bakayım. Hatırlıyor musun? İki ay nasıl geçecek diyordum. Bak, nişanı yaptık bile. Sevdin sen yüzüğü bakıyorum. Çok. Zevkli sevgilim aldı. Artık resmi olarak nişanlın. Evet. Hem sevgilim hem nişanlım. Kimse karışamaz bize artık. Vilda, Eylül'de düğüne ne dersin? Bak ben de bunu söyleyecektim. Hem hep sonbahar düğünü istemiştim. Böyle düşen yapraklar. Hüzünlü bir güneş. Akşamüstü saatleri. Ne güzel olur değil mi? Hı hı. İçinde senin olduğun her şey güzel olur bir tane. Canım. Kızım benim. Vay be. Bir çapkın yetişecek desene. Hiç de biri. Annesinin kuzusu yapacağım ben oğlumu. Benim minicim büyümüş de anne oluyormuş. Hem de oğlan annesi. Geç. Ay nedir oğlan takıntısı hepinizde? Ben kız isterdim. Saçlarını şekilden şekile sokardım. Ne güzel. Her çocuk ayrı güzel. Ama oğlan bambaşka oluyor. Sen nereden biliyorsun ki Şengül teyzem? Hiç oğlun olmadı ki. Bundan. Erkek Fatma gibi büyüdü, bilmiyor musun? Hadi oyalanmayalım da hemen babanı arayalım Reyhan. Sevinçten çıldıracak. Yakışıklım benim ya. Sonunda ailedeki azınlık olmaktan kurtuluyoruz ha baba. Artık içim daha rahat. Senden sonra da bu ailenin sahibi var. Şükran. Kardeşini tebrik etmeyecek misin kızım? Tebrikler Emirhan. Sayende soyumuz kurumayacak. İyi ki varsın. Görsen, neredeyse eve kadar kucağında taşıyacaktı beni deli. Ay, çabuk toparlanın, bana yer açın. Çok önemli bir işimiz var.
Valla erkek yeğene yeterince sevindik. Şimdi sıra bende. Gelinlik seçiyoruz. Ay bayılırım. Yaklaş o zaman. Bu güzel. Aa, bence yan sayfadaki daha iyi. Tamam, onu da işaretleyelim. Yarın bütün seçtiklerimizi Zafer'e göstereceğim. Son kararı beraber vereceğiz. Ne dersin Reyhan? Düğünde sonbahar düğünü olsun istiyoruz. Ne güzel değil mi? Çok güzel. Canım, affedersin. Ben çok salağım. Bak aklıma ne geldi. Benim düğünümü yaparken seninkini de aradan çıkartırsa ne dersin? Sen bana bakma. Sanırım bir yerlerde hep kanayacak benim küçük yaram. Evet, büyük seçim zamanı geldi. Biz senin için seçenekleri azalttık. Ama nihai kararı beraber vereceğiz. Tamam hayatım. Birincisi bu. Nasıl? Çok dekolte. Katil olurum. Uf ya, gıcık. İkincisi bu. Kuyruğu uzun. Basarım düşersin. Ama armudun sapı üzümün çöpü yapmak yok. Hiçbir şey yapamıyoruz. Anlaşalım. Ne bu be? Üf, 2-0. Tamam. Tamam hayatım, kızma. Biraz daha geniş olmaya çalışırız küçük hanım. İyi, sen seç o zaman. Ben çay koyup geliyorum. Canım. Zafer. Sevil. Merhaba. Ben sana buraya gelme demedim mi ha? Aşkım kimmiş? Aşkım kimmiş? Hoş geldiniz. Bir dakika. Merhaba, ben Vildan. Vildan. Affedersiniz, kendimi tanıtmadım. Vildan Vardarlı. Zafer'in nişanlısıyım. Öyle mi? Nişanlısı değil mi? Evet. Ben de evli erkekler nişanlanamaz sanırdım. Ben Sevil. Zafer'in karısıyım. Karısı mı? Seni istemeye geleceğim. Ah, delirdin mi sen? Sen benimsin, ben de senin. Beni hep sev, tamam mı? Her zaman. Sen sevmek nedir bilmiyorsun anne. O adam sana uygun değil diyorsam değildir. Zamanı gelince bana hak vereceksin. Uzaklarda bir yerdeyim.
Hadi canım, yemeğe oturduk. Ah, uyumuş. Kıyamam sana ben. Yoruldu herhalde. Afiyet olsun. Vildan Hanım geliyor muymuş? Uyuyordu baba. Rahatsız etmek istemedim. Neyi kusuymuş canım bu saatte? Hı. Ben alır gelirim onu. Siz devam edin. Vildan Hanım. Güzellik uykusu mu bu saatte? Vildan. Vildan. Aa, ama ben seni zorla kaldırırım kalkmazsa. Kız. Vildan. Kızım. Kızım.